Türkiye'ye karşı olan oradaki toplumumuzun yüzünü Türkiye'ye dönüşünden dolayı rahatsız olan onursal başkanınızın ünvanını geri alın. Bizler de sizlerle çalışmaya devam edelim. Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan, Rusya-Türkiye krizinde Türkiye'yi desteklemesinin ardından partinin onursal başkanı Ahmet Doğan tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Türkiye'de faaliyet gösteren Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Balkan Türkleri Federasyonu ve Trakya Balkan Türkleri Derneği ortak bir basın açıklaması yaparak Mestan'ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Zürfettin Hacıoğlu, Mestan'ın görevden alınmasına tepki göstererek hangi ülkede, hangi demokrasiye yakışıyor? Lütfi Mestan'ın görevden azmedilmesi operasyonu hukuk dışı bir operasyon mu? Biz kimsenin avukatlığını yapmıyoruz ama biz bu partiyi yıllarca destekledik. Hak ve Özgürlükler Partisi nasıl oldu, nereden aldıysa modelini bir eş başkanlık modeli geliştirilmiş. Eş başkanlardan bir tanesi diyor ki, ben de Türk'üm, ben de kendimi ana vatana sahip hissediyorum diyor. Ben de kendisine buradan sesleniyorum. Madem kendinizi Türkiye'ye yakın hissediyorsunuz, madem Türk'üm diyorsunuz, o zaman size bir fırsat. Önümüzde genel kurul var. Nisan ayında Türkiye'ye karşı olan oradaki toplumumuzun yüzünü, Türkiye'ye dönmüş olanlardan rahatsız olan onursal başkanınızın ünvanını geri alın dedi. Düşürmesiyle ilgili yapmış olduğu açıklamanın tarihi bir hata olduğunu, gaf olduğunu belirtiyor ve ağır bir şekilde parti başkanı Sayın Lütfi Mestan'ı eleştiriyor. Komşu ülkelerin Hak ve Özgürlükler Partisi'nin Türkiye ile yakınlaşmasından rahatsız olduğunu açıkça bu yazının içerisinde belli oluyor. Hak ve Özgürlükler Partisi'nin komşu ülkeler tarafından yeniden dizayn edilmek istediğinden bahsediliyor. Yani o işte Rusya-Türkiye krizinden bahsederken Türkiye'nin de belli bir bölgede toprak kaybedeceğinden bahsediyor Sayın Ahmet Doğan. Bizim anlayamadığımız, kavrayamadığımız bu açıklamaları Sayın Ahmet Doğan acaba nasıl bir gücün baskısıyla veya neyin etkisiyle bu tür açıklamalar yapmıştır? Sayın Lütfi Mestan, Bulgaristan'daki Türk toplumunu biraz daha Türkiye'deki dostluktan dolayı onları güvenli hissetmelerini sağlamıştır. Halbuki az önce okuduğum gibi Sayın Ahmet Doğan'ın açıklamalarında aslında bu açıklamalar, Sayın Ahmet Doğan'ın açıklamaları Bulgaristan'ın güvenliğini zedeleyecek ve ters düşecek bir açıklamalar. Biz bunlardan rahatsızız. Türkiye ve Bulgaristan'ın dostluğu orada yaşayan kardeşlerimizin yararınadır. Türkiye ile Bulgaristan'ın ilişkilerini bozacak, zedeleyecek hiçbir hareketi bizlerin onaylamamız mümkün değildir. Hangi ülkede, hangi demokrasiye yakışıyor Sayın Lütfi Mestan'ın görevden azledilişi, yapılan operasyon, hukuk dışı bir operasyon olduğunu, biz kimsenin avukatlığını yapmıyoruz. Ama biz bu partiyi dediğim gibi yıllarca destek verdik. Hak ve Özgürlükler, adı Hak ve Özgürlükler olan partiye bizler destek verdik. Nasıl olduysa, modelini de nereden aldılarsa, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nde eş başkanlık sistemi getirilmiş. Eş başkanlardan bir tanesi diyor ki, ben de Türk'üm, ben de kendimi Türkiye'ye yakın hissediyorum, ana vatana yakın hissediyorum diyor. Ben de kendisine buradan sesleniyorum. Madem ana vatana kendinizi yakın hissediyorsunuz, madem ben Türk'üm diyorsunuz, o zaman size bir fırsat. Önünüzde bir genel kurul var Nisan ayında. Türkiye'ye karşı olan oradaki toplumumuzun yüzünü Türkiye'ye dönüşünden dolayı rahatsız olan onursal başkanınızın ünvanını geri alın. Bizler de sizlerle çalışmaya devam ediyoruz. Hocaoğlu ayrıca Lütfi Mestan'ın hayatından endişe duyduğu için Türk Büyükelçiliğine sığındığını söyledi. Hak ve Özgürlükler Partisi kurucusu ve 2 yıldır onursal başkanlığını yapan Ahmet Doğan'ın ajan geçmişinden dolayı Rus yanlısı tutumu sergilediği iddia ediliyor. Dolayısıyla Sayın Lütfi Mestan tedirgin olup hemen